Tüp bebeği doğal yolla bir yıl korunmadığı halde gebe kalamamış, kendi çabalarıyla olamamış her hasta grubuna doktora başvurduklarında gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra herkes uygulanabilir. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki tüp bebek en son tedavi seçeneği değildir. Bazı hastalarımız için alternatif tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra tercih edilecek bir yöntem olabilir ama bazı hasta grubu için de ilk ve tek seçenektir. Nasıl derseniz bazen tüpleri kapalı olan hastalarımız oluyor ya da ejekülatta spermle ilgili çok ciddi problemleri olan hasta gruplarımız oluyor ya da hiç sperm bulunmaması, azosperm dediğimiz gruplarda tabii ki tüp bebek ilk tercih olacaktır. Ama daha basit yumurtlamayla ilgili sorunu varsa, bunlar alternatif tedavilerle halledebilinecekse önce bunlar denenip olmuyorsa o zaman tüp bebeğe geçiyoruz. Peki yaş aralığı önemli midir tüp bebekte? Tabii ki tüp bebekte, daha doğrusu gebe kalmakta kadının yaşı çok önemli. 35'ten sonra bunun ciddi anlamda azaldığını görüyoruz. 35, 38 ve 40'tan sonra bunun her yaş döneminde pik yapıyor. Bu dönemden sonra ne yazık ki gebelik olasılığı azalıyor doğal yollardan da. Tüp bebekte de tabii ki aynı şey geçerli. 35'ten sonraki başarı oranımızda 35 yaşın önceki başarı oranı aynı değil. Niye, ne kadardır diye sorarsanız, bir kadın 38 yaşından önce en az 3 kez denendiğinde %80 gebelik oranımız varken 38 yaşından sonra %10'lara 40'lara kadar düşüyor. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ki her kadın aynı değildir. Genetik özelliklerimiz, farklı özelliklerimiz mevcuttur. Bazı kadınlarda yumurtalık rezervi dediğimiz yumurta sayısı çok olurken bazı kadınlarda daha az olabiliyor. Bunu da kişiye göre değerlendirmek gerekti. Yani 23 yaşındaki bir kadının çok azalmış yumurtalık rezervini görebiliyorken 40 yaşındaki bir hanımda çok iyi olduğunu da görebiliyoruz. Bunu bizim değerlendirip ona göre karar vermemiz lazım. Ama genel anlamda kadının yaşı 35'ten sonra olduğunda ne yazık ki şansımız biraz daha azalıyor. Anne, şöyle bir gerçek de var. Anne baba olmak isteyen çiftler öncelikle başka yöntemleri deniyorlar. Son olarak tüp bebeğe gidiyorlar. Ve haliyle yaş da geçmiş oluyor. Bu noktada neler tavsiye edersiniz? Bu çok önemli bir konu. Biz burada tüp bebek merkezinde alternatif yöntemler nedeniyle çok yorulmuş, hırpalanmış, hem maddi hem manevi yönden çok yorulmuş hasta grubuyla karşılaşıyoruz. Bunun da nedeni, söylediğim gibi, sanki tüp bebek en son başvurulacak yermiş gibi düşünülüyor. Halbuki çok büyük bir kesiminde de bunların boş yere yapıldığını, direkt tüp bebeğe gerekli olduğunu da görüyoruz. Bizim hastalara önerimiz, lütfen bir yıl boyunca gebe kalamadıkları zaman mutlaka bir hekime, bu konuda özellikle infertilite bu konuyla ilgilenen bir hekime başvurmaları ve çok ciddi anlamda değerlendirmelerini öneriyoruz. Gerekli ultrason tahlilleri, hormon tahlilleri, her şeyleri bakılıp özellikle sperm tahlillerinin çok düzgün ve iyi bir yerde yapılmasını öneriyoruz. Bunun neticesine göre bir problem varsa tespit edilip önce bu probleme yönelik tedavi yapılabilecek alternatif yöntemlerden sonra da tüp bebeği uygun buluyoruz. Ama alternatif yöntemi yoksa da bunu geciktirmeden, hiç yorulmadan, direkt şanslarının daha da çok azalmasına neden olmadan tüp bebeğe başvurmaları çok daha doğru bir karar olacaktır. Peki kaç defa denenebilir tüp bebek? Tüp bebek denemesi 5. 6. denemeden sonra ne yazık ki çok da fazla başarı oranında bir değişiklik olmuyor ama bizim öneri, yani kadının yumurtası çıkıyorsa, erkekte sperm varsa ve bunlar döllenme işleminden sonra güzel kalitede embriyolarımız oluyorsa kişiler istedikleri kadar tüp bebek denemesi yapabilirler. Ama 3'ten sonra bunun çok değişmediği, 5-6. denemeden sonra artmadığını da bilimsel olarak bilmekteyiz.